Avrasya gündeminin bu bölümünde Türk dünyasındaki gelişmelere biraz daha yakından bakacağız. İlk durağımız Kazakistan olacak. Kazakistan ve Türkiye havacılık alanında işbirliğini artırıyor. Sevgili seyirciler, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Nur Sultan'da temaslarda bulunuyor. Şimdi biz de Nur Sultan'a gidelim. TRT muhabiri Janar Salıbay. Hem bu temasların ayrıntılarını hem de Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıkların detaylarını aktaracak bize. Teşekkür ederim Coşkun Ören. Sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan ve Türkiye'nin uzay alanında işbirliği güçleniyor. Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilyubey'de TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında taraflar mühendislik, havacılık alanlarındaki işbirliği konularını masaya yatırdı. Ayrıca bu görüşmede ortak üretim ve teknoloji transferi yatırım konuları da ele alındı diyelim. Görüşmeler sonucunda iki ülke arasındaki işbirliğinin devamı için bir anlaşmaya varıldı. Öte yandan Kazakistan'ın Karaganda bölgesinde sıcak hava nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle Kazakistan'ın Karaganda ilçesi, Karaganda bölgesi ve Ulutau ilçesinde olağanüstü hal ilan edildi. Kazakistan'ın Acil Durumlar Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı ve yangının 10'unun söndürüldüğü açıklandı. Yangın sırasında ise yangın yerinde bir araba ve 1998 doğumlu bir kişinin cesedi de bulundu. Cesetle ilgili bir açıklama yapan bakanlık bu kişinin gönüllü itfaiye ekipleri arasında olmadığını ve bölgedeki yangını söndürme işlerine de katılmadığını açıkladı. Vatandaşın ölüm nedeni şu anda Kazakistan Acil Durumlu Bakanlığı tarafından araştırılıyor. Öte yandan bölgede meydana gelen yangın nedeniyle 300 büyükbaş hayvan telef oldu. Kazakistan yerel sakinlerin açıklamasına göre hayvanlar karbon monoksit gazından zehirlendi. Şu anda yangın söndürme işleri devam ediyor ve bu çalışmalara 291 kişi ve 72 adet ekipman dahil edildi diyelim. Öte yandan Kazakistan'da yarın 6 Temmuz Başkent Günü kutlanıyor. Şu anda Başkent Günü kutlamaları başlatıldı. Dün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in katılımıyla ülkedeki en büyük bayrağı gönderi çekme töreni yapıldı. Tokayev Kazakistan halkını bu bayramla kutlayarak COVID nedeniyle etkinliklerin kısıtlı çerçevede kutlanacağını belirtti. Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı açık havada etkinliklerin düzenleneceğini, ayrıca havai fişek gösterişinin yapılmayacağını belirtti. Hatırlatalım, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 1997 yılında Kazakistan'ın güneyinde yer alan Almaty şehrinden başkenti Akmola şehrine taşınmıştı diyelim ve Kazakistan'ın başkenti Akmola şehrinden Türkçe'de başkent alanına gelen Astana adı verildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Janar Salıbay'dan aldık.